Merhaba arkadaşlar. 18. föyümüzde ışığın dalga ve tanecik modeli başlığı altında çift yarıkta girişim, yang deneyi, tek yarıkta girişim, kırınım olayını göreceğiz. Işık nedir? Cisimlerin biçimlerini ışık yardımıyla görürüz. Işık başka cisimleri direkt gösterirken kendisini dolaylı olarak gösterir. Işığın yapısıyla ilgili Newton'un tanecik teorisi ve Huygens'in dalga teorisi 1923'te yıllara kadar birbirinden ayrı iki teori olarak gelişmiş ve bunları destekleyen deneyler yapılmıştır. Ancak 1923'te de Broglie'nin madde dalgalarına zemin olan açıklamaları ile bu iki teori birleştirilmiştir. Gelinen son nokta ışığın hem dalga hem de tanecik özelliğine sahip olduğudur. Bazı olaylar ışığın dalga özelliğini, bazı olaylar tanecik özelliğini ortaya çıkarır. Işığın dalga özelliği ile açıklanabilen olaylar. 1. Kırınım. 2. Girişim. 3. İnce zarlarda renklenme. Işığın yalnız tanecik özelliği ile açıklanabilen olaylar. 1. Fotoelektrik olay. 2. Compton olayı. Not. Yansıma, soğurulma, ışık basıncı, aydınlanma, kırılma ve gölge olayları ışığın hem dalga hem de tanecik özelliği ile açıklanabilir. Işığın dalga özelliği. Su dalgalarının yansıma, kırılma olaylarında ışık gibi davrandığını belirtmiştik. Su dalgalarındaki girişim ve kırınım olaylarının benzerinin ışıkta da var olduğu çift yarıkta, tek yarıkta gösterilmiştir. Işığın bu ortamlardaki davranışında onun dalga özelliği ortaya çıkmaktadır. Aynı frekansta ışık dalgalarının yol farkı nedeniyle bir noktada girişmeleri su dalgalarının girişmelerine benzer sonuçlar ortaya çıkarır. Işık dalgaları su dalgalarının karın ve düğüm çizgileri oluşturmasına benzer aydınlık ve karanlık saçaklar oluşturur. Girişim sonucu aydınlık oluşan bir saçakta ışık dalgaları çift tepe ya da çift çukur olarak, karanlık saçaklarda tepe çukur olarak örtüşmüştür. Işık dalgalarında girişimin görülebilir olması için girişen iki dalganın aynı fazda olması gerekir. Faz farkı girişim çizgilerinin yerini hızla değiştirdiğinden böyle bir durumda girişim deseni gözlenemez. Çift yarıkla girişim Young deneyine bakalım. Şimdi arkadaşlar bize iki tane kaynak lazım. S1 ve S2 kaynakları aynı fazda çalışmalı ki perdede ışığın girişimini gözlemleyelim. Ancak aynı fazda ışık üreten iki ışık kaynağı bulmak hemen hemen imkansız olacağından biz arkadaki tek bir ışık kaynağının ışığının iki yarıktan kırınıma uğratılıp girişim yapması sağlanacak. Girişim yapmasını sağlarsak böylece aynı fazda çalışan iki dalga kaynağımız olmuş olur arkadaşlar. Huygens prensibine göre birinci engelden geçerken kırınıma uğrayan dalgalar aynı faz ve frekansta çift yarıklı ikinci engele gelirler. Bu ikinci engeldeki dar aralıktan ışık geçerken tekrar kırınıma uğrar. S1 ve S2 yarıklarından simetrik olarak geçen dalgalar tıpkı su dalgalarında olduğu gibi kimi kısımlar maksimum, kimi kısımlar minimum olur. Burada ışığın dalga tepeleri üst üste geldiğinde ve dalga çukurları üst üste geldiğinde de yapıcı girişim oluşur. Çift tepe ve çift çukur aydınlık saçakları oluştururlar. Dalga tepesi ve dalga çukuru üst üste geldiğinde ise söndürücü girişim olan minimum noktaları yani karanlık saçakları oluştururlar. S1 ve S2 yarıklarının orta noktasının tam karşısında perde üzerinde iki aydınlık saçak oluşur. Buna merkezi aydınlık saçak denir. Merkezi aydınlık saçağın üst ve altında birinci karanlık saçaklar, onların da üst ve altında birinci aydınlık saçaklar oluşur. Bu şekilde perdede aydınlık, karanlık, aydınlık şeklinde saçaklar sıralanır. Şekilde de iki kaynağın tam karşısında merkezi aydınlık saçağı görüyoruz arkadaşlar. Bunun her iki tarafında önce sırasıyla birinci karanlık saçaklar, sonra birinci aydınlık saçaklar, sonra ikinci karanlık, ikinci aydınlık şeklinde gidiyor. Perde üzerindeki bir noktanın aydınlık veya karanlık saçak olup olmamasının yol farkı hesaplaması ile ilgisi vardır. Yol farkı yarıkların perde üzerindeki noktaya olan uzaklıkları farkıdır. Mesela şurada seçtiğimiz bir noktanın bu kaynağı olan uzaklığı ile bu kaynağı olan uzaklıkları arasındaki fark ne olacaktır? Delta S yol farkı olacaktır arkadaşlar. Delta S kaynaklara S1, S2 dersek S2P uzaklığı ile
S1P uzaklığı arasındaki fark kadardır. Eğer bu fark, yani delta S, ışığın dalga boyunun tam katları ise 1, 2, 3 gibi, bu nokta aydınlık. Eğer buçuklu katları ise 1 bölü 2, 3 bölü 2, 5 bölü 2 gibi, bu noktada karanlık saçak olur. Öyleyse delta S eşittir n lambda yazdığımızda n yerine gelebilecek 1, 2, 3 gibi tam sayılar bu noktanın kaçıncı aydınlık saçak olduğunu bize belirtir. Yine benzer şekilde delta S eşittir n eksi 1 bölü 2 lambda olduğunda yine buradaki n değeri bize o noktanın kaçıncı karanlık saçakta olduğunu gösterecektir. Örnek 1. Dalga boyu lambda olan kaynakla yapılan çift yarık deneyinde bir S noktasının K1 ve K2 yarıklarına uzaklıkları 200 lambda ve 203 lambdadır. Buna göre S noktası hangi saçak üzerindedir deniyor. Yol farkına bakalım arkadaşlar. 203 ve 200 lambda farkı 3 lambda olacaktır. 3 lambda dalga boyu olarak bize verilen lambdanın tam katı olduğu için delta S eşittir n lambda bağıntısını kullanırız. Bu yol farkını n lambdaya eşitlediğimizde n'in 3 olduğunu buluruz ki bu bize S noktasının 3. aydınlık saçak üzerinde olduğunu gösterir arkadaşlar. Buna göre cevabımız B seçeneğidir. İkinci örneğimiz, dalga boyu 6000 angstrom olan bir ışık kaynağı ile yapılan deneyde perde üzerindeki bir P noktasına yol farkı 15.000 angstromdur. Buna göre S noktası hangi saçak üzerindedir? Dalga boyu 6000 angstrom verilmiş, yol farkı ise 15.000 angstrom. Yol farkı lambdanın tam katı değil, buçuklu katı. O halde karanlık saçak üzerinde diyebiliriz. Aydınlık saçak şıklarını eleyebiliriz arkadaşlar. Yol farkı 15.000, dalga boyu 6000, bağıntımız delta S eşittir n eksi 1 bölü 2 lambda olacaktır. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda n'i 3 buluyoruz arkadaşlar. Cevabımız 3. karanlık saçak olacaktır. E şıkkı. Çift yarıkta girişim düzeneğinde yapılacak değişiklikler saçakları nasıl etkiler ona bakalım. Bir kaynağın hareketi. Şekildeki gibi hazırlanan bir çift yarıkta girişim düzeneğinde kullanılan ışık kaynağının şiddeti I'nın ya da kaynağın yarıklar düzlemine uzaklığı X'in değiştirilmesi saçakların arasındaki uzaklığı değiştirmez. Işık şiddetinin arttırılması ya da kaynağın yarıklar düzlemine yaklaştırılması saçakların parlaklığını arttırır. Işık kaynağı bir yönde kaydırılırsa perde üzerindeki saçaklar iki yönünde kayar. Yani merkezi aydınlık saçakla beraber tüm saçaklar iki yönünde hareket eder. Düzlemin döndürülmesi, yarıklar düzleminin x oku yönünde eğilmesi ışığın geliş doğrultusuna göre yarıkların birbirine yaklaşmasını sağlar. D üssü yarıklar arasındaki yeni düşey uzaklık. Önceki düşey uzaklık ise D idi arkadaşlar. Buna göre D üssü eşittir D çarpı cos teta'dır. Bu durum saçak aralıklarının artmasına neden olur. 3. Perde ile yarık düzlemi arasını saydam madde ile doldurma. Aradaki ortam kırıcılık indisi N olan saydam bir madde ile doldurulursa ışığın dalga boyu havadakine göre daha küçük olacaktır. Yani lambda ortam eşittir lambda hava bölü N diyoruz. Dolayısıyla saçak aralığı azalır arkadaşlar. Ancak merkezi aydınlık saçan yeri değişmiyor. Arkadaşlar saçak aralığını bir bağıntıyla gösterecek olursak ve söylediklerimizi de toparlayacak olursak ortamın kırıcılık indesi ile ters orantılı. Kaynaklar arası uzaklıkla yine ters orantılı. Yarıkların perdeye olan uzaklığıyla doğru orantılı. Dalga boyuyla da doğru orantılı diyoruz arkadaşlar. Yarıklardan birinin önüne saydam bir madde koyma. Yarıklardan birinin önüne oldukça ince saydam bir cisim yerleştirildiğinde o yarık diğerine göre geç kalır ve desen geç kalan kaynak yönünde kayar. Saçak aralıkları değişmez. Arkadaşlar burası geciken kaynak oluyor. Desen geciken kaynak tarafına doğru kayar. Çünkü burada ışığın
ortalama hızı değişecektir. Merkezi aydınlık saçakla beraber tüm desen yukarı yönlü kayar. Ancak saçak aralığını değiştiren bir faktör bu değil arkadaşlar. Şekildeki hava ortamında yapılan çift yarık deneyinde perde üzerindeki K1, A0 ve A1 saçakları gösterilmiş. X ve Y perdeleri arası suyla doldurulursa deniyor. Bakın şu ortam daha yoğun bir ortamla doldurulursa ne olacak? Saçak genişliğimiz değişecek. Saçak genişliği bağıntısını hatırlayalım. Lambda dalga boyu çarpı L. L dediğimiz fontla perde arası uzaklık. Bölü D şu yarıklar arası uzaklık. D çarpı bir de burada N olmalı arkadaşlar. İşte ortamın indisi olacak buradaki N. Bu arttığı için saçak genişliği küçülüyor olmalı. Diğerlerinde bir değişiklik olmasa bile ortamın kırılma indisi artarsa saçak genişliği küçülecek. Yani daha küçük saçaklar olmuş olacak. Buna göre deniyor. Fakat merkezi aydınlık saçan yeri değişmeyecek arkadaşlar. A0 hareket etmez diyeceğiz. Ama küçüleceği için burada bir yaklaşma söz konusu. Yani merkeze doğru bir yaklaşma var ve küçülme var ve yaklaşma var arkadaşlar. Dolayısıyla A1'in yönü yukarı doğru olacak. K1'in yönü de aşağı doğru olacaktır. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Çift yarıkla yapılan girişim deneyinde perdede oluşan iki aydınlık saçak arası delta x kadardır. Delta x saçak aralığı niceliklerinden hangilerinin tek başına değişmesi ile değişir denmiş. Bir ışığın frekansı. Işığın frekansı ışık hızı sabit. Dalga boyunu değiştirir. Mesela frekans artarsa dalga boyu azalır. Dalga boyunun azalması da delta x saçak aralığını azaltır. Değişmesi diyordu. Evet, ışığın frekansı saçak genişliğini dolayısıyla değiştiriyor. Işık şiddeti sadece bu parlaklığı etkiliyor arkadaşlar. Delta x'i değiştiren bir faktör değildir. Perde ile yarıklar düzleminin arasındaki ortamın kırılma indisi. Evet, n arkadaşlar burada delta x'i değiştiren bir faktördür ve ters orantılıdır. Buna göre cevabımız F ve N olacak. D seçeneği. Tek yarıkta girişim yani kırınım konusuna başlayalım. Thomas Young tek renkli bir ışığı üzerinde çok dar bir aralık olan levhadan geçirerek perdeye yansıttığında aydınlık ve karanlık saçaklarının oluştuğunu gözlemledi. Tek yarık deneyindeki saçakların çift yarığa göre belirgin farkları vardır. Tek yarık deneyinde merkezi aydınlık saçak hem daha kalın hem de daha parlaktır. Öyle ki girişim desenindeki toplam aydınlık saçakların parlaklığının %85'ini merkezi aydınlık saçak üstlenir. Tek yarık deneyinde en belirgin diğer özellik merkezi aydınlık saçağın kalınlığı diğer tüm saçakların tam iki katıdır. Merkezi aydınlık saçak dışındaki aydınlık ve karanlık saçakların kalınlıkları eşittir. Mesela şurada iki karanlık saçak arasında uzaklık delta x kadarken merkezi aydınlık saçaktan dolayı merkezi aydınlık saçağın her iki tarafındaki karanlık saçaklar arası 2 delta x olmaktadır. Şuradan şuraya gene 1 delta x'tir. Bundan sonra hep saçak aralıkları 1 delta x'tir arkadaşlar. Not, tek ve çift yarık deneyi ışığın dalga yapısında olmasını ispat eder. Çünkü kırınım ve girişim olaylarını ancak dalgalar gerçekleştirebilirler. Üzerinde W kadar genişlik bulunan yarıktan kırınıma uğrayan ışık dalgaları delta S'ye kadar yol farkı ile perdeye düşer ve aydınlık karanlık saçakları oluşturur. Dar aralığın her noktası ışık kaynağı gibi davranır. Perde üzerindeki bir P noktasının yol farkı delta S, ışığın dalga boyunun tam katları ise o nokta karanlık, yarım yani buçuklu katları ise aydınlık olur. P noktası için yine PK2 uzunluğu ile K1P uzunlukları farkı delta S verecektir. Delta S n lambda ise P n'inci karanlık saçaktır. N burada 1, 2, 3 gibi tam sayılardır. Eğer P noktasının delta S yol farkı lambdanın buçuklu katları ise delta S eşittir n eksi 1 bölü 2 çarpı lambda bağıntısı vardır. Burada n kaçıncı karanlık saçak olduğunu gösterir. Yine n yerine 1, 2, 3 gibi tam sayılar gelecektir. Ancak lambdanın
başındaki katsayı buçuklu olacaktır. Görüldüğü gibi tek yarık deneyinde aydınlık ve karanlık koşulları çift yarık deneyindeki ile terstir. Tek yarık deneyinde aydınlık saçaklarının ışık şiddeti arasında oran merkezi aydınlık saçağın ışık şiddeti I iken birinci aydınlık saçağındaki 0,047 I olur. İkinci aydınlığın parlaklığı ise birinci aydınlık saçağındakinden daha azdır ve parlaklıklar saçak numarası büyüdükçe küçülerek devam eder. Şekilde de bunu görüyoruz arkadaşlar. Merkezi aydınlık saçağın diğerlerine göre ne kadar parlak olduğunu, diğer aydınlık saçakların parlaklıklarının azaldığını buradan görmüş oluyoruz. Bunlar aydınlık saçakların maksimum noktaları arkadaşlar, gittikçe azalmakta. Tek yarıkta girişim deneyinin özelliklerine bakalım. 1. Yarığın bir ucunun önüne ince saydam maddenin konulması. Yarığın S1 ucuna ince cam levha konulduğunda o uç S2 ucuna göre geç çalışmaya başlayan kaynak gibi davranır ve girişim deseni ok yönünde kayar. Ancak saçak aralığı değişmez. 2. Yarığın bir ucunun önüne saydam olmayan bir madde konulması. Bu demir gibi bir madde olursa arkadaşlar buradaki yarık aralığını biz küçültmüş oluyoruz. W'yu küçültmüş oluyoruz. Yarığın S1 ucuna saydam olmayan madde konulursa yarık genişliği küçülür. Yarığın orta noktasının karşısında bulunan merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayar. Yarık genişliği küçüldüğü için saçak aralığı da delta x'te büyüyecektir. 3. Yarık düzlemi ile perde arasının saydam madde ile doldurulması. Yarık düzlemi ile perde arası saydam bir madde ile doldurulduğunda ışığın o ortamdaki dalga boyu lambda hava bölü n eşittir lambda ortam olur. Merkezi aydınlık saçan yeri değişmez ancak saçak aralığı küçülür. Yani yine saçak aralığı delta x'i değiştiren bir faktördür. Ortamın saydam bir madde ile doldurulması. 4. Yarık düzleminin döndürülmesi. Yarık düzlemi bir konumdan iki konumuna getirilirse yeni yarık genişliği W'su öncekine göre daha küçülecektir. Bu da saçak genişliğini arttıran bir faktördür. Yine bir bağıntıyla toparlayacak olursak saçak genişliği tek yarıkta arkadaşlar dalga boyu ve perde fant arası uzaklıkla doğru orantılı. Ortama doldurulan saydam maddenin kırıcılık indisi ve yarık genişliği de ters orantılı diyebiliriz arkadaşlar. Örnek 5. Lambda dalga boylu ışığın kullanıldığı tek yarıkta yapılan girişim deneyinde perde üzerindeki bir P noktasının yarığın uçlarına uzaklıkları farkı 7 lambda bölü 2 olmaktadır. Yani bize delta S'yi vermiş arkadaşlar. 7 lambda bölü 2. Buna göre P noktası hangi girişim saçağı üzerindedir deniyor. Bakıyoruz şimdi yol farkı lambdanın tam katı değil. O halde bu P noktası aydınlık saçak üzerindedir. Karanlık saçak yazan şıkları ediyoruz arkadaşlar. 7 lambda bölü 2'yi n artı 1 bölü 2 lambdaya eşitliyoruz. Tek yarıkta kırınımda eğer yol farkı buçuklu katlarsa arkadaşlar n artı 1 bölü 2 lambdaya eşitliyoruz. Buradan lambdalar giderse 7 bölü 2 eşittir n artı 1 bölü 2. N'i buradan 3 olarak buluyoruz. Yani 3. aydınlık saçak üzerinde olacaktır. Arkadaşlar pratik olarak şunu uygulayabiliriz. Yol farkına bakacağız. 7 lambda bölü 2. 7 bölü 2 3,5'tur. Buçuklu kat olduğu için aydınlık saçak üzerindedir. Kaçıncı saçak olduğunu bulmak için buçuğu buradan çıkartıyoruz. Ve küçük değere doğru yuvarlıyoruz. Yani 3. aydınlık saçak diyoruz. Buna göre cevabımız A seçeneğidir. Tek yarıkta yapılan bir girişim deneyinde A0 noktasının merkezi aydınlık saçak üzerinde olduğunu biliyoruz. Yarığın ucuna küçük ince bir X cismi yerleştiriliyor. Buna göre X cismi hangileri doğru deniyor? X cismi saydam ise yani cam gibi bir madde ise merkezi aydınlık iki yönünde kayar. Şimdi arkadaşlar X'in kapattığı yerdeki kaynak diyelim, nokta kaynaklar diyelim, gecikan kaynak oluyor ve merkezi aydınlık saçak gecikan kaynak tarafına kayacaktır. İki yönde kayacaktır. Doğrudur. 2. Saydam değilse merkezi aydınlık bir yönde kayar. Saydam olmayan yani demir gibi bir madde ise biz yarık düzlemini yukarı kaydırmış gibi oluyoruz.
ya da kaynağımızı yukarı kaydırmış gibi oluyoruz. O yüzden merkezi aydınlık saçak da yukarı yani bir yönünde kayacaktır. İki de doğrudur. 3. Perdedeki saçak genişliği artar demiş. Saydam değilse, yine demir gibi bir madde ise saçak aralığını küçülttük. Burada tek yarık olduğu için W sembolünü kullanıyoruz. Bunu küçülttüğümüz için saçak genişliği de artar arkadaşlar. Çünkü ters orantılıdır. Buna göre 1, 2, 3 cevabımız E seçeneğidir. Karanlık bir ortamda dalga boyu lambda olan tek renkli ışık ve kenar noktaları S1 ve S2 olan dar bir aralık ile şekildeki kırılım deneyi yapılıyor. Tek yarıkta arkadaşlar yapılan bir deney bu. Perde üzerindeki P noktasında oluşan saçağın aydınlık veya karanlık olup olmadığı, aydınlık veya karanlık olup olmadığı, aşağıdakiler hangisine bağlı değildir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi burada dalga boyu, işte aradaki perde ile fant arasındaki uzaklık, buradaki yarık genişliği, bunların hepsi saçak genişliğini etkileyen faktörlerdi, hatırlayalım. Lambda çarpı L bölü W. Bir de burada ortamın kırılma nisini belirleyen şöyle bir N yazalım. Dalga boyuna bağlı olduğunu söyledik. Sonra S1 noktasının P noktasına uzaklığı, işte bu aynı zamanda L ile ilgili. S2 noktasının P'ye uzaklığı aynı şekilde arkadaşlar. L artarsa bunlar da artacak. Azalırsa azalacak. E'ye baktığımızda aralık ile perde arasında saydam ortamın kırılma indisi N arkadaşlar. İşte bu artarsa bu azalır. İşte saçak genişliği azalırsa önceden aydınlık olan yer daha sonra karanlığa denk gelir. Bunun gibi arkadaşlar buna da bağlı. Ama ışığın parlaklığına gelince buradaki ışığın parlaklığı ancak perdedeki parlaklığı etkileyen bir faktördür. Burada P'nin ne olduğunu belirleyen bir şey değildir. Cevabımız arkadaşlar D'dir. Tek yarık deneyi yani kırınım deneyi sadece dalga teorisiyle açıklanır. Dalga modeliyle açıklıyoruz. Çift yarık deneyi yani girişim deneyi bu da sadece dalga modeliyle açıklanabilir. Compton olayı sadece tanecik modeliyle açıklanabilen bir olaydır. Burada X ışını fotonunun bir madde parçacığına yani bir elektrona çarpıp saçılması olayı hatırlayacağınız gibi. Burada tanecikten çarpışması var. Momentum olayı var. Momentumun korunumu olayı var. Işığın yansıması ve aynı zamanda ışığın doğrusal yolla yayılması da hem dalga hem de tanecik modeliyle açıklanan bir olaydır. Soruda hangisi ışığın dalga modeliyle açıklanamaz denmişti. İşte sadece tanecik olayının açıklayabildiği C şıkkı dalga modeliyle açıklanamamaktadır. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. İkinci soru, tek renkli ışıkla hava ortamında yapılan şekildeki çift yarıklı girişim deneyinde hangileri doğrudur? 1. S1 yarığının önüne ince cam levha konulursa merkezi aydınlık saçak artı yönde hareket eder. S1'in önüne ince cam levha koyduğumuzda gecikmen kaynak olur ve merkezi aydınlık saçak diğer saçaklarla beraber gecikmen kaynak tarafına doğru kayar. Yani artı yönde kayar. 1. Doğrudur. 2. Yarıklar düzleme ile perde arası tamamen cam ile doldurulursa yani ortamı en katsayılı bir ortam ile doldurmuş oluyoruz. Aydınlık saçak sayısı artar demiş. En artmış oluyor çünkü havaya göre cam daha yoğun bir maddedir optikçe. Bu arttı. Bu artarsa saçak genişliği küçülüyor. Daha küçük saçaklar bir perdede daha fazla saçak oluşturuyor. Saçak sayısı artar. Yargısı doğrudur. Aynı deney daha büyük dalga boylu ışıkla yapılırsa perde üzerindeki karanlık saçak sayısı azalır demiş. Dalga boyu artarsa saçak genişliği artar. Daha geniş saçaklar perdede daha çok yer kaplayacağı için saydığımız saçak sayısı azalmış olur. Bu da doğrudur. Buna göre cevabımız E seçeneğidir. Üçüncü soru, çift yarıkla yapılan girişim deneyinde aşağıdaki ışıklardan hangisi kullanılırsa ardışık iki karanlık saçak arasındaki uzaklık en fazla olur demiş. Yani saçak genişliğinin büyük olmasını düşünüyoruz. Soruda sadece ışığın rengi ile ilgili bir yorum istendiği için şurada değişen bazı nicelikleri sabit alma durumundayız. Yani dalga boyu artarsa yorumlarımızda şöyle geçmişti, saçak genişliği artar. Işıkta dalga boyu kırmızıdan mora doğru azalmaktadır. En büyük dalga boylu ışık kırmızıdır. Buna göre cevabımız A seçeneğidir.
Tek yarıklı yapılan girişim deneyinde lambda dalga boylu ışık kullanıldığında üçüncü aydınlık saçağın kaynakları uzaklıkları farkı delta sayabilir. Şimdi tek yarık dediği için arkadaşlar n artı 1 bölü 2 lambda bağıntısını kullanıyoruz. Üçüncü aydınlık dediği için de n yerine 3 yazdık. Şu anda bu yazdığımız aydınlık şartı oluyor. 3 artı 1 bölü 2 yani 7 bölü 2 lambda olacak. Sorunun devamında ikinci karanlık saçağın kaynakları uzaklıkları farkı delta sayı 2 diyor. Yine tek yarıkta n lambda ile ifade edeceğimiz karanlık şartında n gördüğümüz yere 2 yazıyoruz. Delta sayı 1 bölü delta sayı 2'yi yazıyoruz. 7 bölü 2 bölü 2. Bu da 7 bölü 4 olacaktır. Cevabımız B seçeneğidir. Beşinci soru. Tek yarıkla yapılan girişim deneyinde perdede oluşan karanlık saçakların genişlikleri delta x kadardır. Yarık genişliği yarıya düşürüldüğünde saçak genişliğinin değişmemesi için yani delta x saçak genişliğinin değişmemesini istiyoruz arkadaşlar. Ama yarık genişliğini de yarıya düşürüyoruz. Hangi işlemler tek başına yapılmalıdır diyoruz. Şimdi arkadaşlar delta x'in değişmemesi için burada yarık genişliği yarıya düştü. Paydadaki değer yarıya düştüyse paydadaki pay kısmındaki değerlerden birinin de yarıya düşmesi gerekir. Bakalım perdenin yarık levhasına uzaklığı yarıya indirilmelidir. Yani L de yarıya inerse bu delta x değişmez, doğrudur. Ortamın kırılma enisi iki katına çıkarılmalı ya da paydadaki değerlerden biri iki katına çıkacak. Çünkü şuradaki W yarıya düşmüştü. N'i iki katına çıkarmak da bir sonuç olabilir. Bu da doğrudur. Işık şiddetini iki katına çıkarmak. Arkadaşlar ışık şiddeti saçak genişliğini etkileyen bir faktör değildir. Buna göre cevabımız B seçeneği 1 ya da 2 olacak. 6. Hava ortamında yapılan tek yarıklı kırınım deneyinde merkezi aydınlık saçak perde üzerindeki A0 noktasında oluşmaktadır. Buna göre noktasal K ışık kaynağı hangileri doğru deniyor? 1. İki yönde hareket ettirilirse merkezi aydınlık saçağın parlaklığı artar. Şimdi ışık kaynağını evet merkezi aydınlık saçağa doğru yaklaştırıyoruz çünkü merkezi aydınlık saçağın parlaklığı artacaktır. Doğrudur. 2. Işık kaynağı bir yönünde hareket ettirilirse merkezi aydınlık saçak ok yönünde kayar. Evet. Biz ışık kaynağını yukarı doğru yani bir yönde hareket ettirdiğimizde A0 merkezi aydınlık saçak ters tarafa aşağı doğru hareket edecektir. Bu da doğrudur. 3. İki yönünde hareket ettirilirse merkezi aydınlık saçağın genişliği artar. Arkadaşlar saçak genişliği şurada yazdığımız değişkenlerin değişmesiyle değişir. Yani dalga boyu, perde ile fant arası uzaklık, ortamın kırıcılık indisi ve yarık genişliği. Işık kaynağının hiçbir yöndeki hareketi merkezi aydınlık saçağın genişliğini değiştirmeyecektir. Buna göre cevabımız 1 ve 2 C seçeneği olacaktır.